Gündemin merkezi olan Gündem Baronu'na hoş geldiniz. Sınırımızın tam sıfır noktasında büyük bir operasyon gerçekleşti. Amerikan kara şahininin düştüğü, şiddetli çatışmaların yaşandığı olayda dünya ülkeleri harekete geçti. Operasyonların bitmesiyle beraber ortaya çıkan bilgilerse çok korkunç. Türkiye'nin de katıldığı bu operasyon bölgedeki tansiyonu çok yükseltti. Şu an Suriye'de yeni bir savaş başlamak üzere. O halde Ukrayna krizini geride bırakan bu olaylara geçelim. Geçtiğimiz günlerde acil koduyla ABD bir operasyon başlattı. Operasyon o kadar yakındı ki silah sesleri topraklarımızdan bile duyuldu. Sıfır noktasında bulunan Atme kasabasına toplamda 50 Amerikan özel kuvvetleri girdi. Bu seferse ABD askerlerinin hedefinde IŞİD terör örgütü vardı. Gece yarısında çıkan çatışmalar saatlerce sürdü. Patlamalarsa İdlib'de yankılandı. Atme kasabası İdlib'e bağlı. Durum böyle olunca operasyona biz de katılmış olduk. Bölgedeki koalisyon operasyona F-16'ları ile eşlik etti. Biz de havadan 5 sihamızla operasyonda istihbarat sağladık. Böylelikle hem havadan hem karadan IŞİD'e ağır bir darbe vuruldu. Bildiğiniz gibi IŞİD bizim de düşmanımız. ABD öncülüğündeki koalisyon genel bütün hava sahasını kullanmamıza izin verdi. Ne de olsa İdlib'de bizim de sözümüz geçmekte. Gerçekleşen operasyon sonucundaysa IŞİD'in tepedeki lideri öldürüldü. Ancak liderin yakalanmamak için kendisini havaya uçurduğu ortaya çıktı. ABD başkanı ise olaylardan sonra bir açıklama yaptı. Yaptığı bu açıklamada Biden, terör örgütünün küresel liderinin ortadan kalktığını açıklamış. Söz konusu operasyonda sivil kaybını en aza indirmek içinse hava saldırısı yerine özel kuvvetler tercih edilmiş. Aslında özel kuvvetlerin tercih edilmesinin büyük bir nedeni daha var. Biden örgüt liderinin canlı ele geçirilmesini, adalete teslim edilmesini istemiş. Ancak buna uymadı ve canlı bomba yeleğiyle kendisini uçurdu. O yüzden şu an bilinen 13 kişi hayatını kaybetmiş durumda. Amerikan tarafındaysa yaralanan olmamış. Ancak İdlib civarında bulunan IŞİD'li teröristler direkt olarak karşılık vermeye başladı. Çıkan çatışmalar sonucunda bir Kara Şahin helikopteri kritik hasar aldı. Uçak savarla vurulduğu söylenen Kara Şahin ise acil iniş yapmış durumda. Ardından Amerikan askerleri kurtarılmış ve Kara Şahin imha edilmiş. İşte tam bu noktada biz devreye giriyoruz. Edinilen bilgilere göre helikopterdeki ekipman ve silahların imha edilmesi gerekliymiş. Bu yüzden de bölgede dolaşan insansız hava aracı tarafından vuruldu. Bazı haber ajanslarına göre havadaki tek insansız hava aracıysa bizimdi. Bu yüzden de düşen Amerikan helikopterini bizim imha ettiğimiz söylenmekte. Devamında aslında bu operasyona intikam operasyonu da diyoruz. Çünkü operasyon altında yatan başka sebepler var. Terör örgütü IŞİD sürekli olarak ABD üstlerine konvoylarına saldırılar yaptı. Bu saldırılarda yetmiyormuş gibi bölgedeki koalisyon askerleri de sık sık saldırılar yapmaya başlamıştı. ABD müttefiklerinin de etkilenmesiyle artık kesin bir çözüm arayışına geçtiler. İşte bu kesin çözüm de örgüt liderinin ele geçirilmesiydi. İşte tam şu an örgüt lidersiz kalmış oldu. Koalisyon güçleri başlarında biri olmadığından dolayı rahatlıkla bulunabilmekte. Neden o kadar bekleyip şimdi harekete geçtiler derseniz de geçtiğimiz aylarda ABD ve Irak hükümeti ortak operasyon için anlaşma imzaladı. Çünkü IŞİD son zamanlarda tekrardan güçlendi ve bölgede sorun çıkartmaktaydı. Genel durumu Pentagon'un öğrenmesi lazımdı ve yapılan incelemeler sonucunda İran'ın bu terör örgütlerine yardımlar yaptığı ortaya çıktı. Hatta o kadar ilginç bilgiler var ki İran 4 senedir bu IŞİD gruplarını besliyormuş. Çünkü IŞİD'in ABD üslerini vurmak için kullandığı dronlar ve füzelerin çoğu İran'ın diyelim. Hatta sadece ABD değil, Başika'daki askeri üssümüzü vuran örgütlerden tutun, Ruslara, Amerika'ya, İsrail'e, bütün ülkelere bu gruplar kafa tutmakta. Ruslar bile İran'dan bu kadarını beklememiş. Dostlarının böyle ihanet etmesinden sonra ise İran destekçi grupların Suriye'den çıkmasını istediler. Esad rejimi de aynı şekilde İran yanlısı gruplardan uzak durulması için bildiriler yayınladı. İran bildiğiniz sinsi bir yılan gibi bütün bölgeyi sarmış durumda. Devamında işin en ilginç kısmı ise Pentagon bir rapor yayınladı. Yayınlanan raporda Suriye'de ismi verilmeyen bir şehir tamamen İranlı grupların kalesi olmuş. Balistik füzeler, hava savunma sistemleri, sığınaklar ne ararsanız var. Yapılan sığınakların hava saldırılarına özel yapıldığı bile yayınlandı. Tabii Ruslar bu durumun farkında ve dost oldukları için bazı şeylere izin vermişler. Ancak biraz önce söylediğimiz gibi İranlı gruplar bölgede çok huzursuzluk çıkarmakta. Hem ABD'nin petrol sahalarına saldırdılar hem de Ruslara karşı farklı adımlar attılar. Böylelikle önceki videoda bahsettiğimiz gibi İranlı gruplara ders olması içinse Rusya İsrail'e hava sahasını açtı. İsrail böylelikle teker teker İranlı grupları avlamaya başladı. Ancak İsrail'in Ukrayna'yı desteklemesi bu anlaşmayı da bozdu. Rusya şu an Laski ve Tartus'taki elektronik harp sistemlerini aktif etti. Bu sistemlerin aktif edilmesiyle İsrail uçaklarının bozulmaya başladığı haberlerini görüyoruz. Yani onların da karşılık bir saldırı yapması yakındır diyelim. Sonuç olarak ABD'nin en büyük operasyonunda biz de sahnedeydik. IŞİD örgütüne ağır bir darbe vurulsa da şu an gördüğünüz gibi en büyük sıkıntı İranlı gruplar. İran bölgedeki grupları yönetememekte mi yoksa bilerek mi saldırılara izin veriyor belli değil. Ancak Laskiye limanına İran savaş gemisi gelmiş durumda. Bölgedeki İranlı ve Rus komutanların böylelikle görüşmesi de düşünülmekte. İki tarafta İsrail'i bu kadar sinirlendirmişken yakın bir zamanda karşı saldırı yapacağı da kesin. Yani kimin hangi tarafta olduğu belli olmayan çatışmaları yakın zamanda göreceğiz diyelim ve videoyu bitirelim. Videoyu beğenerek bu emeğe karşılık verebilir, abone olarak da yeni videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Ben Gündem Baronu ve herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.